3, 2, 1. Merhaba, ben Barış Soydan. Stagflasyon, ekonomi büyümüyorken fiyatların, yani enflasyonun artmaya devam etmesidir. Dünya stagflasyonla ne zaman tanıştı? 1970'li yıllarda yaşanan petrol şoku sonrasında OPEC'in üretimi kısması neticesinde bütün dünyada petrol fiyatlarında büyük bir artış yaşanmıştı. Petrol fiyatlarındaki artış dünyada enflasyonist bir ortama yol açmıştı. Sadece Türkiye'de değil, Batı ülkelerinde de. Ama bu arada ekonomik büyüme çok düşük seviyelerde yol almıştı. Dolayısıyla pek çok ülkede 70'lerde stagflasyonist bir ortam ortaya çıkmıştı. Şimdi Türkiye'de de bir stagflasyonist ortamı yaşama endişesi var pek çok uzmanda. Çünkü neden? Enflasyon şu anda yükselmiş durumda. Çifthaneli seviyeleri çoktan geçti geçtiğimiz yılın sonbaharında. Şu an %20'lere varmış durumdayız. Önümüzdeki aylarda %20'yi de geçecek. Muhtemelen %25'e varacak. Ama buna karşılık ekonominin sert ya da yumuşak bir iniş yapması bekleniyor. Ne demek sert veya yumuşak iniş? Yani ekonomi yavaşlayacak. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz ekonomi %7.4 büyümüştü. Bu yılın ilk çeyreğinde yine %7.4 büyüdü. İkinci çeyreğinde %5.3 büyüdü. Şimdi ama 3. ve 4. çeyrekte ekonominin daralması, ciddi manada yavaşlaması bekleniyor. Bu yavaşlama önümüzdeki yılın ilk yarısına da sarkacak. Yani önümüzdeki neredeyse bir sene boyunca ekonomide bir daralma yaşayacağız. Ama aynı zamanda da enflasyonda da bir hızlanma, artış yaşayacağız. Ne oldu? İkisi bir arada oldu. Yani hem enflasyon hem de düşük ekonomik büyüme bir arada gerçekleşti. İşte Türkiye'nin karşısına stagflasyon belası çıktı. Neden para basarak borçlarımızı ödemiyoruz? Öyle ya, banknot matbaası devletin elinde olduğuna göre bir gecede bütün borçlarımızı ödeme imkanımız aslında teorik olarak var. Neden yapmıyoruz? Neden kimsenin aklına gelmiyor bu fikir? Bu kadar basit bir fikir. Maalesef çünkü bunun basit bir cevabı var. Bir şeyin miktarı artarsa değeri düşer. Eğer TL bollaşırsa, çok fazla TL dolaşıma girerse değeri düşer. Sözün özü enflasyon patlar TL'nin değeri düştüğünde. Öyle olur ki 2. Dünya Savaşı'ndan önce Almanya'da olduğu gibi ekmek almaya parayı el arabasıyla taşıyarak gideriz. Ya da bugün Venezuela'da olduğu gibi. Veya para o kadar değersizleşir ki kışın sobada para yakmaya başlarız. İşte maalesef bu yüzden kağıt üzerinde mümkün olduğu halde gerçekçi bir çözüm değil bu. Tabii bize bugün komik geliyor ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu yöntemin denendiği bölümler var. 1970'li yıllarda örneğin hiperenflasyonun sebeplerinden bir tanesi para basılmasıydı. Türkiye Cumhuriyeti kendi harcamalarını finanse edebilmek için para basma yoluna gitmişti. Ama şu mümkün olabilirdi belki. Dolar basarak borçlarımızı ödeyebilirdik ama o da kalpazanlığa girer ve Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir utanç vesilesi olur.